Vay be, 20 lira. Dünyanın her yerinde reşit. Ay, dilek tutun. Tamam, kalanlar için tutayım. Tamam. İyi oldu ya böyle bu sene. Ha? Her sene kalabalık kalabalık. Oh. Şey değil. Ha, pardon, teşekkürler. Önemli değil. O zaman sıra hediyede. Ama hediyesiz kalmadık tabii. Beğendin mi? Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Şey, ya saçlarımı kestireyim diyorum. Yani sence kestireyim mi, iyi mi böyle? Yani şey, iyi. Kestirme ya öyle erkek çocuğu gibi. Ne bileyim. Beğeniyorsun yani sen böyle. Ha, güzel böyle yani. Niye kestireceksin ki zaten? Boş ver kestirmek için. E işte ne bileyim, öyle nasıl olur diye. Ama kalsın. Yani sen böyle beğendiysen kalsın tabii. Yani şey, hani beğendim. Güzel böyle bir. Zadancığım sen çok güzel bir kız. Yani. Sen de. Evet, haklısın. Ben de gerçekten çok güzel bir kızım. Esra, dalga geçme ya. Tamam, geçmiyorum ya. Şey, yani ne yaptın sen? Yok mu hala sevgilin? Yok, bulamadım. Hani bu dünyada herhalde bana uygun bir kız yok. Ay, istemiyorum seni diyorum, anlamıyor musun? Boğuyorsun beni. Sevmiyorum seni, sevmiyorum. Ya neden böyle yapıyorsun? Hadi kesme, ne olur. Ay, gelme üstüme. Terk ediyorum seni. Bitti. Buraya kadar. Nasıl ya? Nasıl? Evet. Sıkıldım senden. Bunalttın beni. Ben senden vazgeçmem. Neden? Çok güzelim diye mi? Daha iyisini bulamam diye mi korkuyorsun? Yasemin, kalbimi kırıyorsun. Tamam, tamam. İstediğin gibi olsun. Hay Allah'ım, aşktan yana yüzüm gülmeyecek mi benim bu dünyada? Ay, yok mu bana göre biri ya, yok mu? Ay, ay kırıl diye söylemedim. Of, ay küs ayrılmayalım bari. Ben Koray Sargın. Ay, başladığım yerde bambaşka bir esintiyle. Açılın. Ay, kimse açılmıyor. Benimle ilgilenir misiniz biraz? Allah Allah. Ay, kimseyi tanımıyorum. Herkesçikler değişmiş burada. Ay, bir hava atacağım. Dün burada garsondum. Bugün baronum. Ay, çok mahcup oldum şu anda. Aa! Kepçe! Aa! Ay, seni nasıl tanıdım ben? Profilinden tanıdım. Ay, hayatım nasılsın? İyi misin? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. Ay, çok sevindim seni gördüğümü. Bir daha var ya seni karşılayacağımızı hiç tahmin bile etmiyordum. Ben de. Ay, bana bak Sinan. Ay, senin fotoğraflarını çekmem lazım. Bak, söz ver, geleceksin. Tamam, merak etme. Kepçe kulaklarını Photoshop'ta kapatırım. Sen hiç merak etme hayatım. Ha, bu arada Nişantaşı'nda stüdyo açtım da. Oh, Allah daha çok versin. İşleri ilerletmişsin bakıyorum. İlerlettim hayatım. Ay, ben sizin bir yerde söyleyeceğim de acaba nereden? Ay, bu kız kimdi? Şey, işte Sude. Geçen doğum gününde vardı ya. Hatırlamadın mı? Ha, hatırladım şimdi. Şey, işte Sude. Koray, Koray. Sude. Koray değil hayatım, Koray Sargın. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Koray Sargın. Koray Sargın. Hmm. Sevgilin mi? O, şey, yok canım, sevgilim, bir en yakın arkadaşımın kuzeni. Hmm. Peki senin neyin oluyor? Kuzeni. Ay, kız, alık biraz bu herhalde. Hmm. Pronto. Si.
Si. Vengo, vengo. Şimdi benim de bir önemli bir iş şeyim var. O bir şey yapmam lazım. Nereye gidiyorsun? Gitmem gerekiyor. Ay Sinan, doğum gününde yani kendi doğum gününü bırakıp gidecek misin gerçekten? Gerçekten çok önemli bir iş. Olmasa burada oturur içinde muhabbet etmeyi çok isterim. Lakin çok önemli bir iş. Tekrardan çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ay gitme. Ay git de. Ay bir şey diyeceğim. Telefon numaranı ver ne olur. Görüşelim. Gezmeye geleyim ben sana bir gün evine. Vereyim. 0900. Hayır değil tabii ki. Ay dur. Alayım. Ay. Ne haber? Ne yapayım ya? Şurada bir tane internet kafe mi ne varmış onunla konuşmaya gideceğim. İyiymiş. Sana ne oldu? Yüzünden düşen bin parça yine. Tefo. Tefo kim ya? Tevfik işte. Bizim mahalle takımından. Ne olmuş ona? Fatih Hoca onu seçmiş takıma. Benim yerime. Gidiyor bugün. Yapma ya. Gitsin tabii ya. Önü açık olsun kardeşim. 10 numara topçudur ha. Aslan gibi adamdır vallahi. Kardeşim benim. Sorun nerede şimdi? Kıskanmıyorsun da. Yok be ne kıskanması. O değil mevzu. 5 yaşından beri beraberdik kızım biz Tefo'yla. Buraların tozunu beraber attırdık hep. Beraber ilk tıraşımız olduk. İlk topumuzu beraber aldık. Şimdi gidiyor falan. Ne bileyim ya işte. Koydu diyorsun. Hem nasıl? Ama ne yapalım yani? Birileri gider, birileri kalır. Tefo gidiyorsa senin de defon var be oğlum. Defo diyorsun. Ha, defo diyor. Yani tamam ben öyle kalkıp seninle berbere gelip tıraş falan olamam. Ama buraların tozunu beraber attırız yani merak etme sen. Defo, defocim. Yakıştı ha. Fena durmadı. Oldu yani. Defolusun falan bir de. Ha. Defom benim ya. Yavaş lan yavaş lan. Ya, ayağım kayıyor. Lan ne kızsın sen ya. Yavaş. Şanslıydım ben. Güzel maçtı. Tebrikler. Anlat. Onu benim söylemem lazım oğlum. Yani ben bildiğin gibi. İşte evden okula, okuldan eve. Haberler sende. Ne yaptın? Ben iyiyim Sinan. Aradığımı buldum galiba. Bir dakika ya, neyi buldun? Yapacağım şeyi. Neymiş o? Bu ayakkabı işinin üzerine gideceğim. Ayakkabı işi mi? Babamın fonu çıktı. Esad Rus'tan da bir sürü şey öğrendim. Fonla gidip eğitim göreyim diyorum. Eğitim? Şey nerede? Milano'da. İtalya'da? Hı hı. Baba gidiyorsun yani. Gidiyorum kardeşim. Dönecek misin peki? Bilmiyorum. Amcanlara falan söyledin mi? Yok. Sana söyledim işte. Senin bilmen yeterli. Ne zaman yolculuk? Haftaya. Her şey hazır. Pasaport, bilet. Orada bir yurt da ayarladım. Haftaya? Bayağı gidiyorsun yani. Gidiyorum kardeşim.
Ne yapacakmış İtalya'da? Burada en azından kimin yanında olduğunu, ne yaptığını biliyordum. Orada öyle kimsesiz. Çocuk gitmek istemiş. Ay eğitim diyor işte Necmi. Merak etme, ben Ömer'e güveniyorum. Nesine güveniyorsun Neriman? Çocuğun yüzünü gördüğümüz mü var? Necmi, hayatım sakin ol. Ömer aklı başında bir çocuk. Ne yapacağını iyi bilir o. Yok, bu böyle olmaz Neriman. Başka bir şey düşünmemiz lazım. Ben Ömer'le görüşüyorum. Ne? Ne yapayım? Dayanamadım, çok özledim. Arada sırada dükkana gidiyorum, görüyorum onu. Bir de yemek götürüyorum bazen. Bana niye söylemedin Neriman? Bana niye söylemedin? Necmi, dayanamadım, çok özledim. Sizi görmek istemiyor. Sana söylesem olmazdı. Ben de arada gidip onunla görüşüyorum. Nasıl? İyi mi bari? Sinan'ın söylediği gibi iyi. Madem gidecek, masrafları... Merak etme. Ömer! Zeytinim. Yenge. Gidecekmişsin. Evet, öbür gün. Al bunu. Buralarda sesimi çıkarmadım tamam ama oralarda olmaz, oralarda parasız olmaz. Almam yenge, ısrar etme. Ah zeytinim benim, inatçı zeytinim. O zaman bunu al, sende kalsın. İstersen sakla, eğer ki sıkışırsan da sat. Hı? Olmaz, hayatta alma. Al dedim. Al şunu. Ya nefret ediyorum sana. Ya! Sude, Sude kızım. Kızım ne oluyor kızım? Sakin ol Sude. Sude lütfen. Ya sevmiyor beni, istemiyor. Kızım neyin var? Kim sevmiyor? Kim? Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı, söyleyecek sözün vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Sude? Sinan? Bir hasretlik yüzün vardı. Sen nasıl girdin buraya? İçinde bir hüzün vardı. Seni tebrik etmek istedim. Ah, sağ ol. Kalp seni daha etmedim ki. Yaşanacak senelerin. Tamam. Bu kalp seni Sude. Sude, biz bunu yapamayız. Bu çok yanlış olur. Hayır, hayır. Ben... beni sardı. Ben seviyorum seni. Hani ben şey... aşık oldum, öyle bir anlık bir şey değildi bu. Sen çok küçüksün. Bana aşkı veren sendin. Sonra alıp giden sendin. Senden nefret ediyorum. Yollarımız ayrı derdin. Bu kalp seni unutur mu? Oysa düşlerim başkaydı. Birdenbire yarım kaldı. Yaşanacak çok şey vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Oysa düşlerim başkaydı. Birdenbire yarım kaldı. Yaşanacak çok şey vardı. Bu
kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Her gün akşam yastığımda üşüyorum yokluğunda, yaşıyorum boşluğunda. Bu kalp seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı. Benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni ya! Unutur mu? Senden nefret ediyorum, nefret ediyorum. Ya neden baba, neden beni sevmediyor, neden? Sude, Sude, tamam. Tamam mı Sude, tamam. Gel, gel. Ne istiyorsun? Ne yapalım? Ne istiyorsun? Ne yapalım? Sudeciğim, canım benim. Hidal, seni terapiste götürelim mi? Hayır. Peki ne istiyorsun? Söyle Sude, onu yapalım. Ne istiyorsun? Ben Amerika'ya gideceğim baba. Orada okuyacağım. Ya ancak öyle unutabilirim bunu. Uzak bir yere gidersem kurtulabilirim. Tamam, tamam kızım. Sen ne istiyorsan öyle yapalım. Tamam yavrum, tamam bir tanem. Tamam yavrum, tamam. Oldum yala. O soğukmuştu. Adı ne dedim, Manu mu dedim? Manu, Manu. Acayip havalı bir yer ha. Öyle herkes almıyorlar garson diye. Çok fiyakalı tipler geldiği için. İnşallah olur. İnşallah. Ya okula falan da gideriz, hem çok ders de yok. Ben onu konuştum müdürle. Biz turizm otelcilik okuyacağız dedim. Bir gelin görüşelim, hallederiz dedi. Vallahi gerekirse giderim, yalvarırım yani. Acil paraya ihtiyaç var ya. Hem bizden iyisini mi bulacak? Hiç. Ah be kızım. Böyle miydi hayaller? Tasarım falan hepten yalanlar. Ne yapalım kızım, hayat. Ya, tasarımcı falan olamayacağız artık. Buradan böyle devam edeceğiz, ne yapalım? Atlasın ya Ritmikçi. Gidiyoruz. Ne habersin? İyidir kardeşim. Oğlum senin eşyan bu kadar mı? Bir tane çantayla mı gidiyorsun? Çok bile. Yani bayağı bayağı gidiyorsun ha. İyi olacak. Her şey çok daha iyi olacak kardeşim. Hmm. Gidene kolay tabii. Sinan, hiç girme o sulara. Tamam, tamam be, tamam. Herhalde doğru karar vermişsin. Sen hep doğru karar verirsin. Bu sefer de doğrudur herhalde. Sen ne yapacaksın? Ya ne bileyim, ben daha öyle kesin bir karar da vermedim aslında da. Hani ne, işte böyle bir plazada bir şirketim olsa falan. Ya ne bileyim, böyle çeksem takımları. Yani havalı bir şey, anladın mı? Belki dönerim. Birlikte bir şirket kurarız. Ayakkabı firması. Ha. Hayaller, hayaller. Sen İtalya'ya bir git gel de. Tabii gelirsen. Ya oğlum nereye gidiyorsun? Ben seni çok özleyeceğim be. Eyvallah kardeşim. Ben de seni. Hadi gel gitme, şuradan dönelim. Ben seni bir tane sosis de ısmarlayayım. Ha, bak güzel güzel böyle kalalım ya. Niye gidiyorsun sen şimdi? Hadi Sinan, hadi.
Ay ne var Necmi? Ne huysuzlanıyorsun? Ne yapıyorsun Neriman sabahtan beri? Kıkır kıkır. Elinden düşürmüyorsun o telefonu. Ay kıskandın mı sen beni? Neyini kıskanacağım canım? Neyini kıskanacağım? Ay benim canım kocişim. Bana bak. Yeni bir arkadaşım var. Onunla mesajlaşıyorum. Ay Necmi görsen o kadar eğlenceli ki. Yani benim karakter eşim. Sanki bir elmanın iki yarısı gibiyiz. Kimmiş bu arkadaşın? Dur ayol, dur çağırayım. Kuruş geldi. Gel gel, hoş geldin gel. Hoş bulduk hayatım. Ay. Ay. Ay kız böyle dantel örneklerine falan geldim. Fındık fıstık aldım. Hadi kız başlayacak dizimiz hadi. Ayol açtım. Behlül kaçar mı? Ay en heyecanlı yerinde kaldı. Kız Adnan Bey her şeyi öğrenecek bu bölüm. Tatlım o geçen hafta değil miydi? Yok kız. Ha. Bu bölümde öğrenecek bence. Hadi aç aç sesini aç. Ay açayım sesini de önce bir Necmi gitsin. Aa Necmi kim kız? Aa kocam ayol. Aa kız sen evli misin? Ha doğru evli değil sen unuttum ben birden. Hı hı, bak orada. Aa. Ay ay kız ben bunu şey zannettim gazetelik zannettim ben bunu birden. Ay dur ben hayatım bir tanışayım iyi olur. Tut şunları. Ay. Oh. Merhabalar efendim, ben Deniz Koray. Neriman, ben yatıyorum. Ay Necmi, ne kadar kabasın. Bak, Koray ne kadar zarif. Neyse ne, seyredin dizinizi, gürültü etmeyin yeter. Ay, tamam Necmi Hoş Bey, merak etmeyin siz. Ay sen ona Necmoş Bey mi dedin? Aa kız öyle mi dedim? Necmoş, ay yakıştı. Ay Koray çok alemsin. Bana bak biz hiç ayrılmayalım. Ayrılmayayım hayatım ayrılmayalım da. Hayatım sen bana bir daha Koray deme. Aa ne diye? Koriş de. Ay bütün cemiyet hayatım bir gün bana herkescikler koriş diyecek. Ay de bakayım koriş. Koriş. Aa dudağıma da yakıştı. Yakıştı. Best friends for... Ay olmadı kız böyle. Havasız oldu. Hmm. Bir şey katalım. Best friends forever. Ömer. Kardeşim nasılsın, iyi misin? Vay kardeşim. İyiyim, iyiyim. Canavar gibi. Vay be, aslansın oğlum. Hiç bana bak. Çok özledim lan seni. Ya bir şey diyeceğim sen. Küpe mi taktın sen? Aa, ya tamam neyse boş ver. Ne yaptın? Geliyor musun? Geliyorum, geliyorum. Gümbür gümbür geliyorum hem de. Aslansın be. Bana bak kaldın oralarda lan merak ettim hadi. Ya bana bir şey olmaz merak etme. Dönüş tarihi belli mi peki? Dönüyorum haftaya. Şaka yapıyorsun haftaya. Oğlum süper haber bu lan. Ömer, sen de bir haller ver. Bak bakayım bana. Oğlum kendine bakma, kameraya bak. Ne iş? Yani bir haller değil de planlarım var. Planlarım var. Diyorsun. Dedim bile. Bekle. Az kaldı. Beklerim. Gel. Geliyorum kardeşim, geliyorum. Geliyorum, merak etme. İyi bak kendine. Öyle lüks bir restoran işte anneanne. Ama en önemlisi hiç sıkılmayacağız çünkü Nihan'la birlikteyiz. Garsonluk yapacaksın yani. Evet. Maaşı da iyi. Hiç yoktan iyi yani. Ah be kızım. Düşündükçe şuram öyle bir sızlıyor ki. Ne güzel okuyacaktın, adam olacaktın, büyük adam olacaktın. Şimdi bizim yüzümüzden... Yine okuyacağım işte. Turizm otelcilik, o da güzel. Daha 5 yaşındaydın. Böyle deli deli resimler yapardın. Bir gün öğretmenin bu çocuğa dikkat edin ha. Sanatçı olacak demişti.
Hadi ya. Ya. Şimdi biz böyle üç kişi bütün ağırlığımızla çöktük hayallerinin üstüne. Reva mı bu sana? Ay anneanne, abartmaz mısın ya? Hem yani gerçeğin yanında hayal nedir Allah aşkına? Abinden de hayır yok ki. Kim bilir nerelerde. Ah bundan, ah akıllanmadı gitti. Annen gittiğinden beri toparlayamadı bir türlü. Boş ver bırak ya. O zamanı gelince şey yapar, bulur kendini. Yok yok yok. Düzelmez bu. Şöyle hayırlı bir evlat olsa, iyi bir iş tutsa, evlense, barklansa. Ama nerede? Hayal işte. Mersi. Sonunda. Şu buluşma için beni aylarca peşinden koşturdun ya Yasemin. Neyse. Bak böyle daha bir kıymetli oldu. Neden öyle diyorsun? Ben seni ilk gördüğümde de kıymetini anlamıştım. Yapma şimdi. Ya senden bu kadar etkilenmesem niye peşinden koşayım ki? Sen müthiş etkileyici bir kadınsın. Güzelsin, zekisin. Çevrene inanılmaz bir enerji yayıyorsun. Adeta hipnotize edici. Sen de fena değilsin. Ama şirkette Metin'i çok duydum. Senin için çapkın diyorlar. Ben? Çapkın? Yok canım. Yani doğru kadını bulamadığımdandır. Kadınları kullanıp atar diyorlar. Aksine. Hep ben kullanıldım. Hep kadınlar terk etti beni. Kalbimi kırdılar. Artık gerçek bir ilişkiye ihtiyacım var. Gerçek bir kadına. Senin gibi. Diyorsun. Bence senin de güçlü, ne istediğini bilen bir adama ihtiyacın var. Benim gibi. Bence birbirimize çok iyi geleceğiz. Nedense benim de içimde öyle bir his var. Nedeni belli Yasemin. Doğru yerdesin. Vay gençler. Nerede kaldın be oğlum ya? Anca kızım. Çocuklar geldi tam gider ayak. Lafladık biraz. Yalnız sen bir iyi oldun orada ha. Yakıştın yani. Eh beni şer işte. İdare eder. Siz ne yaptınız? Ne var ne yok? Aynı. Aynı. İşte bugün Sinan Bey diye biri geldi restorana. E'sini Defne anlat. Ne E'si, 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 M'si yok E'si, M'si. Ne an, an, şey anlatacağım. Şey ya öyle. Tatlı bir adam. Çok tatlı. Oo, Defo Hanım sonunda birini beğendi demek. Yok be, saçmalama oğlum, ne alakası var benim? Yani öylesine bir şey öyle. İyi bir adam ama yani iyi. Bayağı iyi. Enerjisi falan da seni hiç üzmezmiş gibi. Evet evet. Sıcak adam. Bir de kibar. Senin de tipin buymuş demek ki Defocuğum. Benim mi? Nihan? Hı. Benim tipim ne? Düşüneyim. Yok be. Ya senin gibi arzaya sanki böyle zor adam lazım. Hı hı. Yani böyle senin karşında dimdik duracak, seni zorlayacak falan.
Öyle mi diyorsun? Öyle. Ya ben anlarım. Necmi. Hı. Sude ile konuştum. Sesi çok iyi geliyordu. Öyle mi? Sınavları nasıl geçmiş? Ha, ay ne bileyim ben, sormadım. Nasıl sormadın? Kız oraya okumaya gönderdik. Ne konuştun sen? Ay Necmi, ne bileyim ben, aklıma mı geldi? İnanmıyorum sana Neriman ya. Ne konuştunuz peki? Ha, şey konuştuk. Ay Zehra'nın kızını konuştuk. Pes Neriman, pes. Pes diyorum, başka bir şey demiyorum. Ay ne var Necmi? Aa, ara o zaman kızını, sen konuş, sor okulunu. Tamam, ben arar konuşurum kızımla. Selam. Ay, geç. Hoş geldin. Sağ ol hayatım. Hoş bulduk. Kız, babbelere gel. Kendime akıllı telefon aldım. Bundan böyle her gün kedi videoları izleyeceğim. Arkadaşlarımdan aldım, deliler gibi mesajlaşıp oyunlar oynayacağım. Koreş, o elindeki oyuncak değil. O bir iletişim aracı. İnsanlar işlerini güçlerini mobil olarak halletsinler diye. Oyun oynasınlar diye değil yani. Hiç de bilem. Ay, ay ben bundan böyle yeni bir akım başlatmak istiyorum. Her yediğim yemeğin fotoğrafını çekip paylaşacağım. Yeni akımım bu. Yani öyle yemeğini koyacaksın oraya, yediğin. Tutar mı yani? Tutmaz. Ay bence tutar. Canım benim, sana da kahve yapayım mı ben? Yap hayatım, yap. Neriman, bana da kahve yap hayatım, yap. Ay Necmi, senin önünde var ya, yaptım ya sana kahve. Olsun, bir daha yap, bir daha yap. Kıskandı adamcağız. Necmi boş be, artık yaşınız Kemal'e geldi sizin. İçmeyin, hık diye gidersiniz vallahi, Allah korusun. Ay, mesaj geldi. Ay çok heyecanlandım şu an. Defne! Defne! Serdar? Ne haber? İyi, senden? Ne olsun? Börek yapmıştım da ben. Hadi ya, sen. Niye? Yapamaz mıyım? Ya ne bileyim, küçüksün daha. Ya olur mu canım? Eşek kadar kızım. İyiymiş. Beğendin mi? İşte. Aferin ha. Ben aslında bunun ıspanaklısını da yapıyorum. Bir de bunun mercimeklisi var hani. Fırına falan veriyorsun. Saçmalıyorum ya. Hadi eyvallah. İşler nasıl? Hangi işler? Öyle. Genel. Bizim iyi mesela. Hani Defne ile garsonluk falan. Öyleymiş. Ya... Benim arkadaşlar bekliyor. Görüşürüz, hadi eyvallah. Adam benim varlığımın bile farkında değil. Ben hala onunla evlenme hayali kuruyorum. Aptal Nihan. Bilemiyoruz
sahip olduklarımla, olamadıklarımla. Geçmişle, bugünle, sonrasıyla. En önemlisi, her şeye rağmen peşini bırakmadığım hayallerimle. Buradayım.